Merhaba arkadaşlar. 12. dersi aslında çektim arkadaşlar az önce. Bir saate yakın sürdü. Kodlarken şu kaydırma çubuğun azizliğine uğradım. Şu şekilde kaymıştı. Ben de verilerin yanlış aktarıldığını düşünüyordum. Meğerse kısacası kodları karıştırdım. Dolayısıyla da videoyu sildim. Bir de baştan sadece kodlarını göstereceğim size. Ne aşamaya getirdiğimi bir göstereyim öncelikle. Faturalarda fatura ekle. Burada buraya kadar gelmiştik zaten. Carimizi seçiyorduk. Stoğumuzu seçiyoruz. Buradan şu KDV kısmı kapalıydı daha önceki derste. Enable'ını false'tu. Turu yaptım. Açtım burayı. Çünkü bazı arkadaşlar KDV dahil veya hariç istiyorlardı. Dolayısıyla burayı silerseniz veya sıfır yazarsanız KDV dahil olmuş olur. Miktar 1 diyorum. Şuradan ekle dediğim zaman gördüğünüz gibi toplam 1000. KDV 0, iskonto 0, genel toplam 1000. Bir tane daha seçeyim mesela. Bunu da 1000 yapayım. Ha bir de şurada seçili satırı sil ekledim. Burada da silebiliyoruz. Mesela 1000 diyorum. KDV 18, iskonto şey miktar 1, iskontosu da 18 olsun. Bakın eklediğim zaman burada toplam 1000, KDV 180, iskonto 180, genel toplam yine 1000 olarak hesapladı gördüğünüz gibi. Bir tane stok daha ekleyeyim. Mesela şey yapalım. Bu sefer bilgisayar diyelim. İşte 2 adet iskontosu %20. Kısacası bu şekilde ekliyoruz. Fırın da ekleyeyim. 3 tane fırın olsun. İskontosu 30 olsun. Şu şekilde ekliyoruz. Kaydet dediğim zaman kaydediyor. Fatura kaydedildi. Faturayı da buraya getirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamaya kadar neler yazdım? Onu hemen size göstermek istiyorum. Şimdi daha önce buradan biz fatura ekleyip şuradan boş bir yere tıkladığımız zaman hata veriyordu. Burada lütfen cari seçiniz mesajı eklettirdim. Aynı şekilde stokta da yine buradaki boş bir yere tıkladığın zaman aynı hatayı veriyor. Yani program hata veriyordu. O hatayı da bu şekilde giderdim. Öncelikle bunu nasıl yaptığımı hemen size göstereyim kodlarını. Bu sorun için şöyle yaptım. Cari listesine gelip şuraya çift tıkladım. Şuraya dim hata as label dedim. Siz de bunu yazın arkadaşlar. Dim hata as label on error go to hata. Yani bir hata çıkarsa hataya git. Şurada exit sub ekledim. Şuraya hata iki nokta üst üste FRM mesaj, LBL mesaj caption lütfen cari seçiniz. FRM mesaj nokta show. Şu satırı yeni ekledim. Bir de şu iki satırı. Bunu siz ekliyorsunuz cari listesine. Aynı şekilde stok listesinde de yine bunun double click'ine yine aynı şekilde dim hata as label on error go to hata dedim. Şuraya exit sub'ın altına şu satırı yine eklemeniz gerekiyor. Bunu da siz yaptıktan sonra bir de ne yaptım arkadaşlar? Şuraya daha önce şu fatura TMP vardı. Bunun aynısını kontrol tuşuna basılı tutarak bir kopyasını getirdim. Ve ismini fatura hareketleri yaptım. Şurada gördüğünüz gibi fatura hareketleri. Siz de ne yapacaksınız? Fatura tempi kopyalayın, kontrol tuşuna basılı tutup mouse'la şöyle sağa sürükleyin ve ismini fatura hareketleri yapın. Bir de şu o sütuna KDV toplamı ekledim arkadaşlar. Daha önceki derste şurası yoktu. Buraya da KDV toplamı ekledim. Ayrıca faturalar diye bir sayfa açtım. Fatura kodu, tarih, cari kodu, cari unvanı ve tutarı. Şunu da siz hazırlayacaksınız. Şimdi gelelim kodlamasına. Faturanın içerisinde ne yaptıysam burada yaptım arkadaşlar. Bu sizde kapalıydı. Bunun enable'ını true yapmanız lazım. Sonra şu eklenin içerisine girdik. Buraya bir satır ekledik arkadaşlar. Fatura buraya kadar gelmiştik sanırım. Şuraya kadar gelmiştik. Sadece şu iki satırı, şu ikisini ekledim. Alış faturası stok listele. Bir de al toplam hesapla. Şu iki satırı yeni ekledim galiba. Yoksa bu var mıydı? Neyse al toplam hesaplayı ben hemen size göstereyim. Burada toplam KDV iskonto genel as double tipinde yani virgüllü olacak şekilde tanımladım. Toplama dedim ki application.worksheet functions.sum yani topla fatura TMP'deki M sütununu topla. M sütunu. Yani fatura TMP'deki şu M sütununu topla dedim. Tutar olduğu için.
İskonto içinde yine fatura TMP'deki ne sütununu topla dedim. Yani iskonto şurayı. KDV içinde aynı şekilde o sütununu, o iki nokta üstü o'yu topla dedik. Bu da bizim KDV toplamımız. Ha, bir de şuraya şu o sütununa da şu satırı ekledim arkadaşlar. Aynı miktar çarpı birim fiyat çarpı KDV bölü 100. Tıpkı iskontoda yazdığımız gibi. Şu satırı da buraya ekledim ekstradan. Şimdi alt toplamlarda başka ne dedik? TX'te toplam. TX'te toplam, TX'te KDV toplam, TX'te iskonto toplam, bir de genel toplam. Onlar da şunlardır arkadaşlar. Bakın şu. TX'te toplamdır. Bu KDV toplam, iskonto toplamı, bir de genel toplamdır bunlar. Onların içine de onlara da şöyle yazdım. TX'te toplam format nokta format currency toplam, yani şuradaki toplamı para birimine çevirip yazdırdım oraya. KDV toplamda da yine KDV'yi şurada hesapladığı KDV'yi para birimi formatına çevirerek oraya yazdırdım. İskontoyu da aynı şekilde. Genel toplamda da dedim ki yine para birimine çevirip toplam artı KDV eksi iskonto dedim. Bu da genel toplamı verdi. Başka ne ekledim? Bir de sütun genişliklerini ayarladım. Alış faturası stok listelerde de şu genişlikleri ayarladım. 90, 90, 240, 50, 95, 35, 60, 50, 80. Yani şu faturadaki şu sütunların genişliğini de ayarladık arkadaşlar o şekilde. Bunu da ekledim. Başka ne yaptım? Şimdi sıra geldi kaydede. Kaydet butonuna girdim arkadaşlar ondan sonra. Şu kaydetin içine girdim. Bir de isterseniz önce şu seçili satırı sili nasıl yaptığımı da göstereyim. Buraya bir buton çizdim. İsmini BTN stok sil yaptım. İçine de şunu yazdım. Dim sor as byte, dim silinecek as string. Sor eşittir MSG bas seçili stok silinsin mi? Aynı şeyleri yazdık. En sonda silme. Eğer sor 7 ise çık dedik. Silinecek eşittir LST faturadaki list. Fatura list indeksin sıfırıncı kolundakini silinecek olarak silinecek değişkeni tanımladım ve aktardım. Sonra fatura TMB'deki E sütununda bak neden E sütunu? Fatura TMB'de işlem kodu E sütununda olduğu için oradaki işlem kodunu bul ve sil dedim. Find ile bul ve bulduğunu da sil dedim ve seçili satırı sili bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Son olarak kaydette de şunu yaptık. Yine sor diye bir değişken x ve y integer tipinde yine fatura TMP'deki satır sayısını öğrendim. Doğru satır sayısını burada öğrendik. Burada soru sordu. Fatura kaydedilsin mi? Yine aynı bildiğiniz şeyler. Şöyle. Eğer cevap no ise saptan çık dedik. Sonra bir döngü açtım 2'den x'e kadar. Yani fatura TMP'de kaç tane kayıt varsa o kadar bir döngü yaptım. Gelip fatura hareketleri sayfasına bir satır eklettim. Fatura hareketlerinde bir satır ekliyor. İkinci satır. Yani şurada bir satır ekliyor. Şuraya gelip sağ tuş ekle diyor. Yani bir satır açıyor. Sonra fatura hareketlerindeki A2'yi fatura TMP'deki A'nın Y'sinden alıyor. Fatura hareketlerindeki B2'yi fatura TMP'deki B'nin Y'sinden şöyle aşağıya kadar M'ye kadar alıyoruz arkadaşlar. Bir dakika bir eksiklik var mı? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O olacak. Burası N, şurası da O. Tamam, yani bütün sütunları bu şekilde birbirine yani TMP'deki ne varsa hepsini fatura hareketlerine aktardım arkadaşlar. Sonra next dedik. Ayrıca faturalar diye bir sayfanın ikinci satırına yine bir satır eklettirdik. Şu faturalar kısmına yine buraya bir satır ekle dedik. Satırı ekle dedikten sonra faturalardaki A2'ye text'te fatura kodunu getirdim. B2'ye date time tarihi getirdik. Yani şunu, 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 şunu bir de en sondaki genel toplamı. Hemen kodlara tekrar bakalım. Evet A2'ye fatura kodu, B2'ye faturalardaki B2'ye tarih,
C2 cari kodu, D2 cari ünvanı, E2'ye de genel toplamı aldım. Sonra fatura listesinde fatura listele diye bir prosedür çağırdım arkadaşlar. Hemen fatura listeleye bakalım. Fatura listesinde fatura listeleye bakalım. Bakın fatura listeleyi de şu şekilde yaptım. Dedim, SS satır sayısı az integer dedim. Satır sayısı faturalardaki A'nın işte 100.000. Satırının sonuna bu aralıktaki doğru satırı bul. Sonra faturalardaki kolon sayısını 5'e ayarla. Eğer satır sayısı 1'den büyük ise burada kolon genişliklerini ayarladım. Faturalardaki A2'den SS'e kadar listele dedim. Eğer yok ise yani boş ise A2'den E2'ye kadar dedim. Devam edelim kodlara bakmaya. Son olarak fatura TMP'de A2'den O500'e kadar sildim. Fatura TMP'de hiçbir şey kalmasın dedim. Yani burayı şöyle aşağıya kadar sildirdim. Sonra ayarlardaki B3'ünün değerini 1 arttırdım. B3'te ne var arkadaşlar? Fatura ayarlarda bakın B3'te alış fatura ID'si var. Onu 1 arttırdım. Sonra LBL mesaja fatura kaydedildi dedim. Burayı kapattırıp FRM mesaja show dedirttim. Ve bu kadar. Tüm yaptığımız kaydetme işlemi bu. Ekstradan eklediğim bir şey daha ekledim sanırım. Fatura listesinde fatura ekle dediğim zaman şu fatura TMP'de A2'den A1000'e kadar da temizlettirdim arkadaşlar. Sadece şu kodu da ekledim ekstradan. Durum bu ders bu şekilde arkadaşlar. Yani burada faturamıza geldik. Ha, burada satır eklemiştik. Boş satır ekledik. Bunu sileyim. Şunu siliyorum. Fatura hareketlerinde de boş satır sildim. Eklerken bunu da sildim. Şimdi tekrar bir fatura ekliyoruz. Fatura ekle. Carimizi seçtik. Bakın boş yere tıklayınca bana lütfen cari seçin diyor. Cariyi seçiyorum. Yine boş yere tıklayınca stok seçin diyor. Stokumu seçiyorum. Miktarımı yazıyorum. İskontosu 10 olsun. Ekle. Tekrar bir stok daha. Bu sefer mesela KDV dahil istiyorsanız bunu silin sadece. Miktarı yazın. İskonto varsa yazın yoksa yazmayın. Ekle deyin. Ondan sonra kaydet deyin. Evet dediniz ve gördüğünüz gibi bu da eklendi arkadaşlar. Bu 27.000 tuttu. Doğru mu acaba? Faturalara gelelim. Fatura hareketlerinde bir 10 tane bilgisayar. Evet, doğru. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste arkadaşlar ne yapacağız bir sonraki derste? Bir de şöyle. Mesela burada cariye geldiğimiz zaman caride de şöyle bir şey yaptım. Carilerde. Burası daha önce bakiyeydi sadece. Buraya borç alacak bakiye dedim. Bir sonraki derste o faturayı kimden aldıysak onu alacaklandıracağız arkadaşlar. Yani şuradaki fatura tutarı kadar o cariyi bulup cariyi alacaklı duruma getirmemiz gerekiyor. Ve sonrasında satış faturasına devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Eksik bir şey anlattım. Başka anlatmadım. Bir şey yok. Bunların hepsini ekledim. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.